Maç Kaçmaz ekibi 2017 yılı boyunca Avrupa'da oynanan önemli maçları yerinden takip etti. Kimi zaman Paris'ten, kimi zaman Leverkusen'den, kimi zaman da Londra'dan en renkli taraftarları, en güzel şehirleri, en güçlü takımları ekrana taşıdı. Şimdi onları hatırlama zamanı. Şimdi stada nasıl gideriz? Bu en kilit soru bu Ertuğ. Wir gehen wir zum Stadion. Tamam, çözdüm ben bu Almancayı. Erkut Öztürk Şampiyonlar Ligi son 16 tur için karşılaşan Bayer Leverkusen Atletico Madrid maçı için yola çıkacaktı. Ancak daha hazırlık aşaması bile epey yorucu oldu. Zoom Stadion. Ank Dino. Kazaklı götürsek, modlu götürsek ne götüreceğiz abi buraya? Wir heißt du? Wir heißt Erkut. Tamam, ben bu Almancayı çözdüm zaten biraz biliyordum da. Wo fans zamen. Wo nerede fans? Taraftar zamen. Toplanmak. Yani şey gibi. I love you ben. I love you ben. I ben. Love seni you. Seviyorum. Bu Almanlar niye İngilizce bilmiyor ki ya? Bu maçta çok gurur olur. Dieses Spiel wird das Ziel. Nereden çıktı bu Almanya ya? Ich spiele Fußball. Ich liebe Fußball. Dieses Spiel wird das Ziel. Bugünkü yolculuğumuz Almanya'ya. Bayer Leverkusen'la Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Öncelikle Düsseldorf'a gideceğiz. Oradan belki bir Köln yaparız. Sonrasında Leverkusen'e gideceğiz ve oradaki maç atmosferini yaşayacağız. Ve tabii ki sizler merak ediyorsunuz. Bir spiker maçı anlatırken neler yaşıyor ya da maç öncesinde nasıl hazırlanıyor ya da şehri nasıl geziyor? İşte bunların hepsini birlikte gözlemleyeceğiz. Yolculuk öncesi çalışmalarını bitiren Erkut Öztürk, Almanya'yı en iyi bilen Türk teknik direktörlerden Yılmaz Vural'la Köln'de buluştu. Damdı mı burada okudu hocam siz? Damdı burada bak şu küçük sahada top oynardı. Oynayamazdı da mesela. Bakardı dışarıda. Yılmaz Vural'ın mezun olduğu ve dünyaya birçok futbol adamı kazandıran Köln Spor Akademisi de duraklar arasındaydı. Eski yardımcıları Sabri Tuna ve Nurettin Yılmaz da Yılmaz Hoca'yı yalnız bırakmadı. Yılmaz Vural'ın sürekli bahsettiği Köln Spor Akademisi'ndeyiz. Arkamızda Köln'ün Rhein Energy stadı var ve burası müthiş bir spor kompleksi. Ve daha öncesinde Yılmaz Hocam'la beraber çalışmış yardımcıları da, onlar da tabii ki antrenörler Sabri Tuna ve Nurettin Yılmaz da, ben hocamın yanı başında. Biz hoş geldik öncelikle. Siz zaten hep buradasınız. Geldiniz. Hocam yeniden merhabalar. Ben merhabalar. Çünkü bir yere kadar. Nurettin Yılmaz hocam sizinle beraber çalıştı değil mi hocam? Sabri'den başlayalım. Sabri hocamla başlayalım. 1988. Aylardan Haziran. Evet. Ben Antalya Spor antrenör oldum ve Sabri kardeşimle rica ettim. Sabri gel dedim, hani bir beraber oldu. Çünkü bir devre çalıştık, ikinci devre ayrıldık Antalya'dan. Çok başarılıydık aslında, ikinci sıradaydık. Ama dönemin başkanı Halim Orasan, merhaba başkanım. Sıkıntı vardı ekonomik anlamda. Dedik başkanım müsaade et bize. Bizim al çek sene sepeti iade ederim sana. Olmuyor bu iş. Ve ben ayrıldıktan sonra Yılmaz Yücetürk, sen hatırlamazsın. Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Yılmaz abi benden sonra oldu değil mi Sabri? Sonra Sabri onunla devam etti ve sonra Sabri buraya döndü çünkü ailesi burada. Eşi Almanlı, çabuk gördük, dönmek durumunda kaldı. Sonra Nurettin, o ondan daha genç çünkü. Trabzonspor 97 senesinde ben Muhsin Ertural, biliyorsun sen Afrika uzmanı oldun. Muhsin, Nurettin, bizim Cezmi Turan şimdi Futbol Federasyonu'nda, rahmetli Müjdat Afşin, kaleci antrenörümüzdü. Trabzon'da başladık. Ve sonra ben Nurettin'le bir hayli beraber olduk, yani 8 yıl falan. Takımları sen saysana birader, hangileriydi? Trabzonspor, Adanaspor, Rize, Diyarbakır, Antalyaspor. O takımlarda birlikte çalıştık, işte böyle yani. Bizim de futbol geçmişimiz bu.
Hocam, buralardan başlayarak. Ben de içeriye... ağzımda değil mi gelsin para akademisi falan evet, anladım hep, dururuz. Hep anlatıyorsunuz hocam. Anlattığıma değmiyor muymuş de, yani? Değiyormuş gerçekten. Peki damdı mı burada okudu hocam siz? Damdı burada. Bak şu küçük sahada top oynardık onlar. Oynayamazdı o mesela. Bakardı dışarıda. Kötü futbolcuydu yani. Bir amatör takımda, en alt seviyedeki amatör takımlarda top oynamış. Sonra öğrencilik yaparken Köln takımının biraz buradan 2-3 kilometre ötede çıkıp hemen orada altyapıda antrenik yaparken sanırım bu dönem tekmürün üstmüş yasmı görevden ayrılmıştı. İşte gel sen hani bak falan derken adam oradan tutturdu. İki tane bize de vardır ya, bir fırsat yakalarsın onu da değerlendirdi. Allah'a var Almanya ikincisi oldu Köln. Derken ben 86'da geldim. O da 89'da Beşiktaş'a başladı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada sadece futbol adına bir şeyler olmuyor herhalde değil mi? Yani her şey var. Orada ritmik tas, onun yanında jimnastik, onun yanında voleybol, basketbol. Yani küçük küçük basit salonlar görüyorsun. Yani bizde olsa böyle bir şey aşağı lüks. Ne gereği var ha? İşlevi var işte hepsini. Öğrenciler giriyor, söylüyorlar, derslerini orada yapıyorlar. Bir de hocam burası kaç yıldır var? 30-35 yıldan bahsediyorsun. Hangi 35 yılı ya? 47 yılında. Vay. Savaştan sonra kuruldu. Yani onun da öyküsü var. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Sembolü ne hocam? Simge bu. İşte cirit atıyor. Allah sana. Sembolümüz bu burası işte. Burası okula giriş kapısı. Burada kaç yıl okudun hocam? Ben 6 sene, 80-86. Sonra benim birkaç dersimle diplomatizm kaldı. Sonra Bursa Spor'da hocaydım. 92 senesinde geldim. O geri kalanları da bitirdim. Kursu da yaptım ve Bursa Spor'u da öyle antrenik yaptım. Hmm. Şöyle anlaştım İbrahim Yazıcı'yla. Çok istediler. Allah rahmet eylesin. Dedim baba benim eksik bıraktığım şeyler var. Bunları bitirip geleyim. Dedi ki hocam sensiz olmaz. Seni istiyor herkes. Geldim. Ve pazartesi günü sabah 6'da Türkiye'den nerede olursam olsun olayım. Uçağa yetişiyordum. Münih'e geliyordum. Münih'ten aktarma buraya gelip kursa katılıyordum ve perşembe gecesi tekrar Türkiye'ye dönüyordum takımın başına. Ve o takım Türkiye Kupası'nda Trabzon'la final oynadı ve Türkiye Ligi'ni 5. bitirdi. Uzaktan kumandaydı. O finalde dramatik hocam değil mi? Işte. 3-0 öne başladı, 4-0 öne başladı. İşte o. 3-0. 3-0 öne başladı. 5-1 biten maç. Benim kaldığım yer bu. Şöyle kapısı çünkü girilmez. Bak şuradan odası gözüküyor galiba camdan. Aa, boş lan sanki burada. Bakın şu odalarda iki kişi kalırdık. Tamir ediyorlar galiba. Odaydı bu ya. Yılmaz Vural'ın 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde rol aldığı o meşhur gara uğramadan da geçmediler. Rahmetli Kemal Sunal buradan böyle çıkıyor. Böyle çıkarken babayla biz de orada oturuyoruz. Geliyor yanımıza adres soruyor biliyorsun değil mi? Hatırlıyor. Evet. Elinde bir kağıt şapkası 8 kişili. Biz de orada yalandan muhabbetteyiz. O zaman tabii böyle makaralı filmler vardı. Bir de orada siz muhabbette şey diyorsunuz. O birkaç makara hocam. Bitti yani. Çünkü maça gidiyor muyuz diye soruyorsunuz birbirimize. Yani birbirimize yalan. Ne evet. İşte figüran tipler geldik şöyle. Kemal abi şöyle geliyor. Ama tabii o zamanki şeyler bak modern olmuş. Oturduğunuz bank kalmamış. Buralar değişmiş tabii. Daha modernleştirmişler. Orada bir hanımefendi oturuyor bak. İstersen biz biraz öteye gidelim. Orada bir bank var. Kemal abi bak şuraya girdi. Aynen burasıydı bak ha şuna. Siz de burada oturuyorsunuz.
Bu çarşamba maça gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz, ayıp ettin gitmeden olur mu? Ya çocuklar, bu sefer şu Almanları bir yensek yok mu? Bir yensek bütün ziyafetler benden. Yeneriz, yeneriz çocuklar formda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir şey soracaktım da. Ha, ne soracaktın arkadaş? Allah Allah. Nereye koydum ya? Tüh Allah. Demin şuracıktaydı. Kağıt uçtu sanki. Belki buradadır. Buralarda bak şu hanımefendi oturuyor ya. Şöyle oturuyoruz orada. Yanımdan geliyor işte, adres veriyor. İşte biz şöyle geç falan, o tedirgin polis hani kaçak ya. Onu çekene kadar tabii biz oturuyoruz orada, aramızdan birileri geçiyor. Hayda arıyorsun, durun kardeşim geçmeyin, Türkçe anlar mı? Tabii. Bir daha. Makaralı filmler var, birkaç makara harcadı ya. 2-3 dakikayı çekmek için yani. Allah rahmet eylesin. Öbür cebine bak. Bu tarafta olabilir, burada da yok. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Ötekine nereye bak. Koydum ben bunu? Ne arıyorsun arkadaş? Pasaportunu mu kaybettin? Yok ya, bir adres vermişlerdi de. Ne şu kadarcık bir kağıt. Elindeki kağıt olmasın? Sahi ya, elimdeymiş. Ne demişler? Arayan Mevlasını da bulur, adresi de. Son durak Leverkusen'in stadyumu Bay Arena'ydı. Kontrolleri yapıyor. İlk düdüğünü çaldı ve maç başladı. Son çizgi, orta geldi, kafa vuruşu ve gol! Ay, 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 Torres attı, Fernando Torres. 4-2 oldu, dakika 86, gol Fernando Torres. Artık Atletikolular son düdüğü maç bekliyor. Maç bittiğinde ise ev sahibi Almanlar 4-2 mağlup oldular. İsabetli değil. Ben çok büyük keyif aldım. Değil mi? Seyredenler de almıştır galiba. William Colum son düdüğünü çaldı ve Atletico Madrid 4-2 kazandı. Bay Arena'da Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayer Leverkusen'ı deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı ve rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Yılmaz Vural'la beraber ben Erkut Öztürk. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalınız. Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yolculuk sırası bu kez Özgür Buzbaş ve Ali Ece'deydi. Devler Ligi'nin flaş takımlarından Leicester ve Sevilla arasındaki mücadele için yola düşen ikilinin yolu Manchester'a da düştü. Şimdi Size Store'un önündeyiz. Biz yolumuza devam ediyoruz futbol müzesine doğru. Statları da ziyaret edeceğiz ama neden Main değil de Main'i? Sonunda bir E harfi var burada. Ali güzel, bunu bana açıklayacak şimdi. Güzel merak bir kelime oluyor. Şimdi Etihad Stadı, İhtiyaç Stadı'nda oynuyorlar. O zaman Main Road. Yani stadın adı Main diye, sonu E ile yazılan. Orada güzel bir kelime oyunu yapmışlar. Bu zengin olmadan evvel körfezli yatırımcılar Manchester'ı almadan önceki son şampiyonluk. Bir zamanlar Old Trafford'ta üst tribünde bir şey dururdu. Kronometre. Onu sürekli yenilerler. Manchester City'nin kupa kazanamadığı yıl, gün, dakika, saniye. Bu son kazandığı kupaydı işte. Daha sonra City Federasyon Kupası şampiyonu olunca benim tam olarak böyle evlendiğim gün onu kaldırmak zorunda kaldı. Manchester United'lılar.
futbol tarihinin en önemli müzelerinden Ulusal Futbol Müzesi'ne ekrana taşıdılar. Evet, geldik Özgür Bey. Geldik. Benim de Ali'nin de en fazla merak ettiği yerlerden bir tanesi Manchester'da Futbol Müzesi'ndeyiz. Şöyle İngiliz futbolunda geriye doğru gidip en enteresan anları görmeyi umacağız ve gezimize başlıyoruz. Mesela inanmayacaksınız ama İngiltere bir kere bir Dünya Kupası kazanmıştı. O günden beri kazanamıyorlar. Kesin müzenin büyük kısmı onunla alakalıdır. Kesin, kesin. Benim araba. Evet. Ya. George Best Kaşko ile George Best standının önündeyiz. Girişte hemen. Yani evet. İşte, mizansen yapmadık hocam. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Ben hiç araba almadım biliyorsun. Almayı da düşünmüyorum ama bu arabayı verirlerse kullanırım. Vermezler. Çünkü bunu George Best'in kullandığı arabalardan biri olarak burada sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi 11 numaralı yeşil forma, yeşil beyaz forma. İrlanda milli takımında giydiği, 7 numaralı kırmızı forma ise Manchester United'da giydiği forma. Arkada fonda da Best'in attığı en güzel gollerden bazıları. Şimdi West Ham'a gol attı ki Bobby Moore savunmadayken o golü atmak kolay iş değil. Kaptığı topla ilerliyor, hiç kimse durduramıyor. Sağa çekecek, bu golü ezbere biliyorum. Blackpool'a atıyor bu golü. Evet, herkes çarşı pazarda ama son anda bir heyecan yapıyor. Arkada kızan da Bobby Charlton, takım arkadaşı. Birazdan gideceğiz Old Trafford'un önünde. Best'in, Bobby Charlton ve Dennis Law'la beraber heykeli var ve yine müthiş bir gol. Özgür Bey, kullanır mısın arabayı? Direksiyon ters tarafta olduğu için biraz zorlar. Oğlum ne var, öğrenirsin 2 dakikada ya. Direksiyon nerede olduğu hayır, önemli değil ki. Trafik nasıl akıyor onu çözmek zor işte. Trafik ters. Evet, buyurun devam edelim. Daha neler var. Gel şurada 66 yılına ait bir forma görüyorum ben Ali. Seni de seveceğini düşündüm. Hem de kupaya ait bir şeyler daha var. Bir madalya var. Yo, benim seveceğimi niye düşündün? Eğer o turnuva işte İngiltere'de düzenlenmeseydi İngiltere şampiyon olmazdı bir. İki, arkadaşlar çok güzel müzedeyiz ama Abidin Dino'nun bir Türk sanatçının yaptığı 1966 Dünya Kupası kitabı var. Belgeseli de var onun belgeseli. Belgesel var yani. Artı böyle yerel çizimler var. Ben bizzat böyle editörlüğünü yapmıştım. Abidin Dünya Kupası'nda çok güzel kitap, onu da edinin derim. Bak eskiden şöyle şapkalar var. Bu nedir biliyor musun? Şimdi milli takıma seçilme için diyor ki bir kez milli takıma seçildi mesela. He has one cap. Cap yani şapka. Yani bir kere seçildi mi bir şapka. Şapka veriyorlar o zaman milli takıma her seçildiğinde hatıra olarak. Bu da büyük ihtimalle Bobby Moore'unkidir. Büyük ihtimalle diyorum ki çünkü burada Bobby Moore'un resimleri var. Bobby Moore takım kaptanıydı. Kupayı da o kaldırdı. Çok iyi bir liberoydu. Yani Almanya'da Beckenbauer, İngiltere'de Bobby Moore. Ama Bobby Moore'un değerini vermediği için İngiltere futbolunun bir daha o başarıyı tekrarlayamadığı da çok yazılır çizilir. Jonathan Wilson gibi değerli İngiliz futbol tarihçileri tarafından. Büyümez, kaçmaz. Aslı orada oğlum. Beckenbauer ile Bobby Moore. James Bond o zaman ilk bölümlerini çıkmış. Çok popüler. Abiler de Alman İngiliz. Bitmiş savaş nihayet futbol sahasında. Güzelmiş. Güzel. Şimdi böyle iş yapamazsın. Size bugünkü konsol oyunlarını, bilgisayar oyunlarını, futbol oyunlarının atasını bulduk. Ali, oynayabiliyor muyuz? Top yok ama ortada. 1967 modeli evet, bizim oyunları 1967. Ya. 1967. Bak çok güzel. Ben bu kırmızı beyazı alayım.
Vursana oğlum. Ya hiç bilmiyor oyunumu ya. Şimdi görsen. Hata yedim. Şimdi uzun bir top atalım. Evet. Ne yaptık ya? Aa gol. İçeriden çıktı. Yo, İçeriden gol. Çıktı. Bir daha İçeriden... vur. Bir daha vur. Adamın oldu. Tamam. Gol. Adamın gol diyor. Bitti. İkili arasında gerçekleşen penaltı atışları da nefes kesti ama sonunda yemeği kazanan Özgür Buzbaş oldu. Arkadaş bize anlattı, hologram bir kaleci var. Kaleci bu arada köşeleri tahmin edebiliyormuş. As, ben böyle köşeye vurmam ki. Evet. Ooo, enter. Panenka penaltısı mı atacaksın? Panenka nasıl atalım oğlum? Tamam. 3 tane penaltı çekeceğiz bakalım yemeğine. Ben kaybedersem sana, sen kaybedersen bana ısmarlarsın. En az gol atan kaybeder, en fazla gol atan kazanır. İyi hadi bakalım. Oo. Gol mü? İse gol. At bakalım. Kaleci salak gibi atlıyor hepsine ya. Ah, kaleci kurtaracaktı ya. Neyi kurtaracaktı? Benim penaltımı kurtaracak kaleci icat edilmedi ya. German keeper. Allah belanı vermesin. He's not German keeper, he's San Marino keeper. How can the concert is bana? Kaçırdı. Burada nasıl üstten dışarı atabiliyor? Evet. Tam bir Gareth Southgate yani. Ya. Chris Waddle missing, ha? Gol! Gol! Bu işte ya. Hani kaleci yemeği nerede kazandım. Yemeği kaleci kazandım. Nerede kaleci? Kaleci artık pazara gitti orada. Leicester Sevilla maçında ilk düdük çalındığında peri masalı kaldığı yerden devam ediyordu. Ve karşılaşma başladı. Şimdi baş başladı. Daha 7. dakikanın içindeyiz. Tam Leicester'ın yani Kasper Schmeichel'ın koruduğu kaleye yakın oturuyoruz. Bence bayağı zor olacak ki hemen maçın başında gözümüzün önünde çok önemli bir pozisyona girdi Sevilla. Sabin Nasir'e Schmeichel'ı inanılmaz kurtardı. Valla Leicester'ların içindeyiz. Burada mecbur Leicester'ı tutacağız ama Sevilla'nın bu maçı kazanacağı çok net görünüyor. Bir sürpriz olabilir tabii yani. Derin top. Gol pozisyonu! Ve top içeri doğru giderken penaltı! Penaltı! Bir de sarı kart. Fuchs bir tane topun altına girdi. Yerde kaldı. Hüt. Çok iyi Schmeichel, çok formda. Sevilla'da iyi değil. Yani son vuruşları kötüydü. Kurtarma ihtimali yüksek. İşaret geldi. Enzonzi geldi. Vurdu kaleci Schmeichel! Schmeichel! Schmeichel kurtardı! Skor hala 2-0. Kasper Schmeichel! Penaltıyı gole çeviremedi. Schmeichel! Leicester'ın 2-0'lık galibiyetini taraftarlar ağlayarak kutladı. İngiltere'yi seven Özgür Buzbaş ve Ali Ece bu kez FA Cup yarı finalinde arka arkaya oynanacak iki maç için Londra'ya iniş yaptılar. İlk durak Chelsea-Tottenham karşılaşmasıydı.
FA Cup'taki büyük heyecan için, iki yarı final için Londra'dayız ve Wembley'deyiz. İki harika maç izleyeceğiz, Wembley'i gezeceğiz. Londra'daki, İngiltere'deki futbol atmosferini en içten şekilde size yansıtacağız dedi. Heyecanlı mısın? İyi. İyi, fena değil. Güzel diyorsun. Maçlar, heyecanlı maçlar. Ben değil de yani maçlar heyecanlı. Maçlar heyecanlı, maçları değerlendireceğiz, röportajlar yapacağız. İki gün boyunca Wembley'de bu futbol muhabbetinde sizi futbola bu maç kaçmazla doyuracağız. Bu maç kaçmaz! Evet, koridorlardayız. Burası oyuncuların yine çıktığı koridorlar ve mikson alanı. Bu tarafta basın toplantısı alanı ve diğer soyunma odaları var ve bu işte tam sahaya çıkılan alan şu anda. Yani şöyle düşünün, buradan oyuncular koridorlardan gelip çıkıyorlar, şu koridorlardan çıkışlarında da röportajlarını vererek geliyorlar ve yine burada röportajlar şey yapıyorlar. Şey söyleyeceğim. Çok yakınmış bu alan. Kapıda soldaki abi, Tottenham'ın eski soldaki Asu Ekoto değil mi? Adam bunu bırakıp işe girmiş. Biz tabii erken saatlerde geldik basın toplantı odasına ve benim gördüğüm en gerçekten iyi şu anda organize edilmiş basın toplantı odası. Şu anda tabii stat turları da olduğu için gündüz saatlerinde maç başlayana kadar taraftarlar da normal stat turlarına girip basın toplantı odasında fotoğraf çektiriyorlar. Maç öncesi Özgür Buzbaş, Ali İnce'nin düzenlediği basın toplantısına katılan tek gazeteciydi. Ki basın toplantısına sadece bir kişi gelmiş. Hocam. Sen hiçbir şey soramazsın, cezalısın. Geçen yazdığın bir haberden dolayı. Hocam. Sen bir şey sormak istiyor musun kameraman arkadaşımın? Hocam. Sor. Bu finallerde özellikle geç yaptığınız değişikliklerle maçı kaybettiğiniz konuşuluyor. Daha erken değişiklik yapamaz mıydınız acaba? Daha böyle erken değişiklik yapamazdım. Çünkü böyle oyuna sokacak hiç oyuncum yok. En fazla senin kadar iyi oyuncu var. Koskoca... Bu Liverpool ne zaman şampiyon olacak kardeşim? Güldük, eğlendik, tamam da yeter yani. Bak, eski Wembley varken soruyordum, yenisini de bir daha soruyorum. Buradan sesleniyorum. Öyle şey, FA Cup'ta falan değil. Ligde istiyorum ben şampiyonu. Ne dersiniz? Ne yazarsınız bu konuda? Bu konuyu nasıl açıklıyorsunuz? Zor. Zor görüyorum. Kadronuzun yeterli olmadığı düşünmüyor hocam. Yaz başında daha iyi transferler yapabilirdiniz sanki. Diğer kardeşim ver var. Parayı alalım Maradona'yı. Ziya Hoca'nın mükemmel rapidir Ziya Hoca'nın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buraya işte oturduğum andan itibaren konuşmamda şunu fark ettim ki teknik direktörler iyi böyle delirmiyorlar bize. Bu basın forumuna soru sorarken. Hakikaten bak. Amfiteyatro gibi yer, sanki gladyatör arenası, atmışlar aslanların önüne gladyatörü. Kaç kişi var buraya? 100 kişiden fazla sığar değil mi? Neyse arkadaşlar, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu maç kaçmaz. Hocam ben sorabilir miyim? Buyurun, buyurun Ali Bey. Başpalavra gazetesinden Ali. Son maçı kaybettiniz. Ondan önce de kaybettiniz. Neredeyse bütün sezon kaybettiniz. Taraftarın birçok kısmı sizi istemiyor. Neden hala bırakmıyorsunuz, istifa etmiyorsunuz? Şimdi sevgili Ali, kaybettiklerimiz kadar kazandıklarımızı da konuşmanızı, yazmanızı isterim. Kazandığımız da çok önemli maçlar var. Hocam pardon takımın, ama ne saniye, zaman maç kazandığınızı da yazmadık. Bu takımın nereden nereye geldiği belli. Yaptıklarımız ortada. Ben kimseye zaten bir şampiyonluk sözü veya bütün maçları kazanma sözü vermedim. Kimsenin de bunu vermesi mümkün değil. Yönetim istiyorsa değiştirebilir. Kaderimiz başkanımızın elinde. Tabii ki her zaman onların böyle bir hakkı var. Elimizden geleni yapmaya çalışmayı sürdüreceğiz. Başka bir soruya geçelim. Ya tam bir böyle şey, politik Türk teknik direktör, yemin ederim. Başkanımız bilmem ne hemen. Camiye layık olmaya çalışacağız falan. Ne zor şartlarda çalıştığımızı biliyor musunuz değil mi? Çok zor iş. Bak, o tarafta oturmak daha zor. Bu tarafa geçince insan kendini daha güçlü hissediyor. Ona göre para alıyorlar. Her şeyi sorabileceğini falan hissediyor. Ona göre para bir de bak alıyorlar. En önemli sorun ne biliyor musun? Bunları da hakikaten kaydedelim. 2008 yılıydı. Benim çalıştığım gazetenin patronu arıyor. Sen de tanıyorsun, sevdiğin de birisi. Diyor ki Ali, Mevlüt'ü sorsana. Fatih Hoca'ya Mevlüt'ü soracakmış. Fatih Hoca baktı böyle telefonda sesler konuşmaya geliyor. Ali'cim sorun mu var dedi. Ben sormuyorum hocam, bizim gazetenin müdürü soruyor dedim. Sonunda yaptım onu, yıllar içinde kalmıştı. O var ya hep ya, arkadaşlarımıza bazen ister istemez bazıları kızıyor. Öyle soru sorulur mu? Abi devamlı baskı, pres geliyor bazen böyle. Spor merkezinden müdür arıyor, gazetenin bilmem nesi arıyor. Yazı işleri, şunu sorsana, bunu sorsana.
soran kişi günah keçisi oluyor. Zor, bizim iş de zor. Ama yine bir hocaların işi daha zor. Stadyuma geçen ikili Chelsea'de, Tottenham'da üzmüyor. Seyircilere bol gollü bir karşılaşma izletiyorlardı. Tam Chelsea-Tottenham maçı başlamak üzere. Biz de neredeyse Tottenham taraftarıyla yan yanayız. Aslında basın tribündeyiz ama maçla ilgili ne bekliyorsun? Yarı yarıya tribünler, harika bir atmosfer var. Ne bekliyorsun şu anda? Tottenham'ın ilk 11'ine bakarsak daha bir ideale yakın 11. Sadece sağ bek Trippier değişmiş gibi gözüküyor. Wanyama zaten görev verilince bir ilk 11'in üstüne iyi oynuyor. Ama böyle Chelsea'de iki tane bu sezon yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Eden Hazard ve Diego Costa ilk 11'de değiller. İlk yarı Tottenham lehine gözüküyor ama oyuncu ilişkiye iş değişebilir. Chelsea Tottenham maçından herkese mutlu günler. Değerli futbol severler, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final heyecanı ve iki Londra takımı yarı finalde kozlarını paylaşıyor. Pedro ile geliyor Chelsea. Pedro burada nerede kaldı? Bir müdahale var mı? Alderweireld. Hayır diyor ama Martin Atkinson sarı kartı gösteriyor Alderweireld'e. Lidia'nın şutu ve toparlandı gol. 5. dakikada gol geliyor. Chelsea 1-0 öne geçiyor Tottenham karşısında. Ali Ece az önce frikikle ilgili söylediği şey çıktı. Ne dedin? Billahin yazar dedim uzatmak sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten Alderweireld o kadar riskli bir yerde foul yaptı ki. Oradan böyle David Luiz atabilir, Nathan Ake atabilir, Villain atabilir. Çok gereksiz bir böyle yere yatarak arkadan müdahaleydi. Açıkçası yani ucuz da yırttı sadece sarı kartla. Ama maçın başında da çok erken kart görmüş oldu. Bu arada hepsi Tottenham'ı zannettiklerimizin 3-5 tanesi Chelsea'liymiş, golde fark ettik. Evet, ayağa kalkanlar oldu. Bizim olduğumuz taraf daha çok Tottenham taraftarını tam ortadan ikiye bölünmüş. Diğer tarafta Chelsea taraftarını oturduğu yer. Maç bittiğinde ise istediği sonucu alan 4-2 ile Chelsea olmuştu. Son düdük geliyor ve Chelsea 4-2 kazanıyor, adını finale yazdırıyor İngiltere Federasyon Kupası'nda. Evet, İngiltere Federasyon Kupası yarı finallerinin ilki bugün bitti. Gördüğünüz gibi Chelsea'liler seviniyor, futbolcular üzülüyor. Şöyle özellikle ikinci yarıda Chelsea ne zaman geldiyse gol attı. Bu arada Chelsea'li ünlü müzisyenler Mendes'in şarkısı çalıyor, One Step Beyond. Onu dinleyelim, beni değil, çok güzel şarkıdır. Tribünler de eşlik ediyor, arkada Tottenham'lar çok üzgünler. Sanırım böyle Güney Koreliler de var tribünde, en üzgün olanlar onlar çünkü bugün son gerçekten çok etkisizdi. Yarı finalin diğer maçı Arsenal-Manchester City arasında oynanacaktı. Ancak Ali Ece bir önceki maç sebebiyle epey yorgun görünüyordu. Basın tribününe gideceğimiz için bunu tabii kapatıyoruz. Ben söyleyeceğim orada. Basın tribünü Arsene Wenger. Bu nasıl tarafsızlık diye ya. Çantamın içinde kimse City görmez. City tutuyorum sana inat. Şu anda açıklıyorum. Böyle şey hayatımda görmedim ben. Ya Manchester muhtemelen kazanacak ama bizim gönlümüz her zaman Arsenal'li. Vallahi bir Londra ekibiyle Kuzey ekibi oynadı mı? Kuzey ekibi hangisi olursa olsun. Manchester United bile tutarım. Londra'ya gelince daha iyi anladım. Neyi hocam? Kuzey'de çalışıyor bizimkiler. Kuzeydekiler, buradakiler yeme modunda. FA Cup yarı finallerinin ikinci günündeyiz ve yine Wembley'in içindeyiz. İlk gün olduğu gibi bu sefer de yarı yarıya tribünlerin yarısı Arsenal, yarısı City taraftarı olacak. Dün bir Londra derbisi için Wembley'deydik. Bugün bir Londra ve Manchester takımı karşı karşıya gelecek. Benim gönlüm Arsenal'den yana. Arsene Wenger'le her ne kadar aramız çok iyi olmasa da yıllardır. Çok da sıkı sıkıya bir takipçisi olduğunu söyleyemem Arsenal'in. Ama gönlüm her zaman Arsenal'den yana. Ne diyorsun tribünlere? Ben her zaman için Londra'ya karşı Kuzey'in çocuğuyum. İngiltere demem, Kuzey'in çocuğuyum. Fark etmez. United'la olsa tutardım.
City de olsa tutarım. Liverpool zaten elendi çoktan. Böyle enayilik görmedim abi. Yarı finallere geleceğiz değil mi yani? Bir yani Aleyce için bir şeyler yap. Bir de var Wolverhampton'a elendim. Yani. Wolverhampton'a nasıl eleniyorsun? Neyse önemli değil. City... Bak hocam, bırak böyle City kazansın. Arsenal kazanırsa Arsene Wenger daha uzun zaman kalır. Buna hazır mısın? Bunu kaldırabilir misin? Böyle güzel yerden yakaladın evet. Yani. Kaldırabilir misin? Kulüpte kalsın, çok emeği var. Ne ama yapsın teknik adamlık yapmasın. Montçuluk mu yapsın malzeme için? Kulübün içerisinde yönetici olarak kalabilir bence. İyi de yine oyuncuları alacak o zaman. Doğru söylüyorsun ama başka bir teknik adamla birlikte ortak bir çalışma alanı yaratsınlar bari. Arsene Wenger de ayıp olmasın istiyorum gerçekten. Aşk bitti, yapıp haydos. Maç öncesi Arsenal forması giyen Özgür Buzbaş, stat çevresinde toplanan taraftarlara soruları yöneltti. Evet, karşımızda gerçekten tam bir mavi yakalı, mavi yakalı Arsenalli. Kravatlı falan. Senden başka yok kravatlı Arsenalli. Yani. Yayın kıyafetim üzere girdim canlı yayın yaptığımız için. Yarı final maçları hakkındaki fikriniz nedir? Ne düşündüğümü mü merak ediyorsunuz? Evet. Kimin kazanacağını soruyorsunuz yani. Arsene Wenger hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence oldukça iyi bir insan. Ayrıca iyi de bir teknik direktör. Buna rağmen artık ayrılmalı. Mesut Özil hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Sizce sözleşme uzatır mı? Sanmıyorum ama uzatmasını isterim tabii ki. Ali Ece, İngiltere'de bile Kaan Kural'ı unutmadı. Lütfen, en iyi spiker Kaan Kural der misin? En iyi spiker Kaan Kural. Bu maç kaçmaz. Guardiola ve takımı veda etmek üzere. Bravo. Toure. Son bir şans arayışı doldurdu. Savunma kafayı vurdu. Ve maç bitiyor. Arsenal finalde. Maç sonrası takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynayan Mesut Özil, TV Bu Spor'a özel konuştu. Tebrik edelim. Çok inanılmaz bir karşılaşma oldu. Birbirinin arkasından uzatmada galip geldiniz. Karşılaşmayı değerlendirir misin? İlk yarı daha farklı bir Arsenal vardı. İkinci yarı farklı bir Arsenal vardı. Taktik olarak da farklı oynuyorsunuz üçlü savunmayla. Bu seni nasıl etkiliyor? Takım olarak zaten etkilemiyor. Çünkü antrenmanda ya uğraşıyoruz hangi sistem bize daha iyi uyuyor diye. O yüzden tabii ki Manchester City'ye karşı her zaman zorluk çekiyoruz. Çünkü topu çok iyi tutuyorlar, çok iyi oyuncuları var ama çok mutluyuz. Bugünkü maçı kazandık diye, finale geldik diye bizim için çok önemliydi. Çünkü Champions League'de çıktıydı, ligde zorluk çekiyoruz biliyorsunuz. O yüzden çok mutluyuz maçı kazandık diye. Geleceğini çok konuşabiliyorum. Burası şey değil ama burada mutlu musun, yeri değil ama nasıl hissediyorsun kendisini Arsenal'de? Kendini gelecek yıl nerede görüyorsun? Ben her zaman dedim yani. Çok mutluyum. Londra'yı çok beğeniyorum. Yaşam tarzı bayağı güzel. Takım olarak takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok iyi anlaşıyorum. Ama dediğim gibi yazın konuşma olacak. Şimdi ilk önce önemli olan takım olarak belirli yerlere gelmemiz lazım. Amacımız FA Cup'ı kazanmak. Bir de Champions League'de ya da ligde 4. sıraya gelmek. Bunlar bizim için daha önemli. Ondan sonra dediğim gibi yazın konuşulma olacak. Ondan sonra bakacağız. Çok teşekkür ederim. Türkiye mesajın var mı söylemek istediğin? Herkese selamlarımı, saygılarımı dilerim. Büyüklerimi ellerinden öperim. Teşekkürler destekleri için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendine iyi bak Mesut. Maç kaçmaz ekibi bu kez daha kalabalık bir kadroyla Cardiff'e uçtu. 2016-2017 sezonun kapanışı anlamına da gelen Şampiyonlar Ligi finali için Real Madrid ve Juventus karşı karşıya geliyordu.
Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı geldi çattı. Bir yanda Real Madrid, bir yanda da Juventus. İki takımın kıyasıya mücadelesini hep birlikte bekliyoruz sezon boyunca. Takımlar aslında bu arkamda gördüğünüz kupa için mücadele ettiler. Belki verilecek kupa bu kadar büyük olmayacak ama bu da taraftarı şu anda heyecanlandırmak için konmuş durumda. Cardiff şehir merkezinin tam ortasındayız. Millennium Stadyumuna çok yakın bir ortamda. Fan zone kurulmuş durumda. Taraftar karşılaşma öncesinde bütün heyecanı burada yaşıyor. Biz de taraftarın heyecanını, nabzını burada tutacağız. Herkes antrenmanı takip ediyor ama Juventuslular bir uğur yapmışlar ve hiçbir mikrofona, İtalyan da olsa konuşmuyorlar. Bizim röportaj tekliflerimizi de bu uğur yüzünden reddettiler. Belki yarın diyorlar, şampiyon olursak konuşacağız. Ama bugün Juventus'tan kimse uğur için maçtan önceki gün konuşmuyor. D maç öncesi dünya futbolunun tanıdık simaları da oradaydı. Gabriel Batistuta ile bir efsaneyle şu anda birlikteyiz Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde. Gracias para aceptar nuestro invitar. Y mañana un muy muy importante final con italianos con contra españoles. Y tú juegas en Italia muchos años. ¿Qué piensas que para este partido? Pienso que va a ser un partido muy táctico. Muy táctico, sí. Porque en Italia la táctica es la base del fútbol. Los dos pueden ganar. No hay favoritos. No favoritos. No. Sí. Tú sabes Galatasaray partido. Tú juegas contra Galatasaray. Sí. Sí, sí. ¿Cuánto tú juegas en Roma? En Roma. Sí, sí. ¿Tú sabes? No. ¿Recuerdas? Sí, sí, recuerdo, sí, pero no. No me acuerdo el resultado. No, resultado. No sé, sí, no me acuerdo. Pero he jugado en, sí, contra un equipo, muy buen equipo, muy fuerte, el Galatasaray. ¿Qué sabes para fútbol turco? Este tiempo, Arda, por ejemplo, Arda Turán en sí. Barcelona. Sí, no, muy buenos jugadores. Yo jugué con Emre Belezoğlu. Emre Çolak, Deportivo La Coruña. Juega en Deportivo La Coruña. No, yo jugué en mi tiempo, en el Inter. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Sí, sí, sí. Jugué con él, buena gente. Saludos. Sí. Él continúa ahora. ¿Ah, sí? No puedo creer. Sí, sí, sí. 36 años. Ah, está bien. Era muy joven cuando jugaba conmigo. I follow you. Maybe 5 years later, you can sign a contract with Real Madrid. Yeah. This is possible. This is your club, yes. And you are legend of Real Madrid also. Fantastic. Thank you very much, Prof. Fenomenal. Happy to see you. Fenomenal. Really happy. Thank you very much. Nasıl? Fenomenal. Buena suerte. Gracias. Çok teşekkürler. Fenerbahçe, Türkiye. Ciao. Evet, final öncesi Howard Webb'le birlikteyiz. Nice to accept our invitation. You have some memories about the Turkish teams also. Just start with your memories about the Turkish teams. Yeah, I've got good memories of refereeing in Turkey. My first ever international match was in Ankaraspor. Oh, really? In July 2005. I was a new international referee. It was, I think, the Intertoto Cup or something like this. But for me, it was exciting to go all the way to Ankara from England. It was a long way, and I have really good memories. It was hot. July in Turkey is going to be hot, and but good memories. I refereed the national team several times, and also Fenerbahce as well. In always a very exciting atmosphere in Turkey. Istanbul. What do you think about Cüneyt Çakır, our national referee? He also managed a lot of games, the Champions League, Euro 2016 and the World Cup. What do you think about him? Cüneyt Çakır is one of the best referees in the world, really, for sure. I use him as an example to some of the referees that I educate now. I remember his performance in the 2015 final between Barca and Juve, of course. I remember the situation with the handball with Neymar.
It was a correct call. So he's a really reliable and talented referee. I think Turkey can be proud of Cüneyt Çakır. Thank you. Thank you. You're welcome. Good luck. Clarence Seedorf'la birlikteyiz. Önder Hoca da yanımızda. We saw you. You're in a very good and sharp physical condition. And I know that you want to go to the pitch and play in the final, right? Değil mi hocam? Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Yes, I agree with you. Who wouldn't? Who wouldn't? I think we all would like to go in. But we've done that. We're here now to enjoy the match. Happy to be here, participating, watching the training. Yeah, great, great atmosphere. So, yeah. Nice. Do you have any idea to work in Turkey in future? And what do you think about the Holland players and also Dick Advocaat working in Fenerbahçe this year? Yeah, I mean, I've been close to signing with some clubs over the last years. Really? But which is the name? Oh, well, the names, I think it was in the newspapers more or less. But unfortunately, we never really got to a final definite proposal. But I consider Turkey an important football country, and if an opportunity arises, I would definitely consider working in Turkey. I know from my good friends Van Persie and Nigel de Jong and all the ones who have played there, Hoydonk, they loved Dirk Kuyt, Advocaat, they all loved the country, and so yeah, I've friends in Turkey, so maybe yeah. You will be in Turkey. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? you can you compare both coach as a chess players? Who is Kasparov? Who is Karpov? According to you? Wow. I'm not so good chess player. I don't know the differences between compare. These two. You can compare. Well, I think that Zidane is the more intuition because he has less experience. Yes. So and Allegri has more experience. So I think that's the difference. Yes. Okay. Yeah. Right. Thank you for joining us. Thank you. See you maybe in Turkey. Thank you. Pleasure. See you soon. Clarence Seedorf bizimleydi. Güzel bir röportaj oldu. Yarısı büyük mücadeleye sahne olan finalin ikinci yarısında Real Madrid olağanüstü bir oyunla kupayı 4-1'lik skorla kazandı ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. Zinedine Zidane'la birlikteyiz. Bu galibiyetin en büyük mimarı belki de çok kısa bir zamanda çok büyük bir fark yarattı. Real Madrid gibi bir kulüpte. Felicitaciones. Tebrik ediyoruz. Unanio Immedio. 1,5 yıl ve 2 peş peşe Şampiyonlar Ligi kupası. Sırrı nedir? Ne değiştirdiniz? Sır yaptığımız çalışmadır. Bence bu kadar iyi oyunculara sahip olduğunuz takdirde çok iyi çalışırsanız ve çalışmanın ne olduğunu biliyoruz. Bütün yıl çalışıyoruz. Yani bakın hani ligi son maçta kazandık ve çalışılınca işler elde ediliyor. Bugün yani Şampiyonlar Ligi'ni ve ligi kazanmak kolay değildi. Bütün oyuncuları tebrik etmek gerekiyor ve teşekkür etmek gerekiyor bu takıma da. Çok büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'la Süper Kupa mücadelesi veriyordu. Bu maç kaçmaz ekibi yine kalabalık bir kadroyla çok sıcak bir havada Üsküp'e gitti. TVBspor ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Bu maç kaçmaz ekibi olarak Süper Kupa ile sezonu açıyoruz. Evet.
Şahane bir kapanış yapmıştık Şampiyonlar Ligi finaliyle. Şimdi de Manchester United Real Madrid mücadelesi için Üsküp'teyiz. Oldukça sıcak bir yerdeyiz aslında. Eğlenceler başlamış durumda. Daha karşılaşmaya çok zaman var ama eğlenceler şimdiden başlamış durumda. Önce ilk izlenimlerini sorayım. Ne dersin Üsküp için yani, şu anda Özgür? Sinemciğim, gönül isterdi ki ekibimizi de, kamera arkasında ekibimiz de, herhalde Erkut da sen de aynı fikirdesin. Deniz kenarında olan bir yerde olalım bu sıcağın içinde ama sezon tabii ki Ağustos'ta başlıyor Avrupa'da. Tüm ligler başlıyor. Güzel bir kapanış olmuştu. İyi de bir açılış olsun. Farklı noktalara, işte Gürcistan'a, Makedonya'ya, farklı ülkelere finalleri veriyor UEFA futbolun gelişmesi için. Biz de hem daha önce çok aşina olduğumuz, Türkiye'nin iz bıraktığı, Türklerin iz bıraktığı, aslında çok komşu olduğumuz bir coğrafyada güzel bir maç için buradayız. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Daha çok gezecek, görecek de yer var. Maçın heyecanına da yavaş yavaş girmeye başladık. Erkut, sen neler söylersin? Arkadan da müzik sesi geliyor bir yandan. Çünkü şu anda tam iki taraftarın buluşma noktasındayız. Eğlencelerin olduğu, kafelerin, restoranların olduğu noktadayız. Neler hissediyorsun? Zaten UEFA'nın aslında ben bu sistemin uygulamasını beğeniyorum. Çünkü iki büyük dev karşı karşıya gelecek. İki dev takım karşı karşıya gelecek. Bir yanda Real Madrid, bir yanda Manchester United. Yani Üsküplü bir futbol severin iki takımı izleme şansı zaten yoktu burada. Dolayısıyla da UEFA'nın da istediği bu zaten. Bu tür şehirlerin bu büyük takımları izleyebiliyor olması. Dolayısıyla maçın adı zaten çok iyi. Burada artık şehrin bu maça nasıl adaptasyon sağlayacağı önemli. Biz de bunları aslında yaşayarak göreceğiz. Hep birlikte de sizlerle paylaşacağız sevgili izleyenler. Şu anda Taş Köprü'nün hemen önündeyiz. Bir tarafı eski Üsküp, Osmanlı tarihinin kalıntıları olan taraf. Bir tarafsa şehrin yeni tarafı. Yavaş yavaş hepsini gezeceğiz. Hep birlikte başlayalım. Büyük maç öncesi iki takımın antrenmanları dahi izleyenlere keyif verdi. Üsküp'teyiz ve maçın yapılacağı stadyumda Manchester United son antrenmanı yapıyor. Arkamda gördüğünüz gibi Mourinho ve öğrencileri var. Mourinho basın toplantısında Real Madrid tabii ki eski teknik direktörü, eski takımı Mourinho'nun. Aramızda fark var. Biz Avrupa Ligi'ni kazanarak geldik. Onlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak geldiler. Çok üst düzey bir takım ama o farkı izleyicilere hissettirmeyeceğiz dedi. Bakalım antrenmanda da takımına bunu verecek mi? Birlikte izliyoruz. Kupa öncesi Real Madrid'in son antrenmanındayız Özgür Buzbaş'la beraber. Özgür Buzbaş gözlerini alamıyor şu an oradan. Arkamızlar, yani Cardiff'te de izleme fırsatımız olmuştu takımları tabii. Bugün de bayağı yakınız tüm oyuncular. İşte Benzema, Ronaldo, Modric, bakıyorum Gareth Bale Manchester United'a gideceği konuşuluyor. Hepsi aynı grupta şu anda. Casemiro top kapma çalışması yapıyorlar. Hayli de eğlenceli onları yakından izlemek. Onlar da eğleniyorlar. Az önce Navas çok güzel bir kurtarış yaptı, bir Higuita kurtarışı yaptı. Zidane de onların başında, yani sanki oynamak ister gibi. Bakalım ne olacak ama onları böyle görmek, böyle üst düzey futbolcuları böyle görmek yakından hakikaten çok eğlenceli, doyurucu mesleki anlamda da. Dikkatle takip ediyoruz, gözlerimizi alamıyoruz valla.
Peki beklenti nasıl? Manchester United antrenmanını da izledik. Orada da aynı bu şekilde keyifli bir görüntü vardı. Real Madrid'de de işler yolunda görünüyor. Tabii şimdi bu sezonun ilk kupası olacak. Bunu alan takım biraz daha moralli başlayacak yeni sezona. Nasıl olacak sence bu karşılaşma? Sinem, aslında basın toplantılarında her iki antrenörü de soruldu. Mourinho çok iyi biliyor. Ya takımlar arasında fark var yani. Real Madrid bambaşka bir seviyede şu anda. Gerçi Amerika'da oynamışlardı. O maçlarda da penaltılarda kazanmayı başardı Manchester United, ama bu maç farklı olacak tabii ki. Havanın sıcaklığı biraz düştü. Sıcakken çok zor gerçekten futbol oynamak. Tabii ki Real yapmak da çok zor. Yapmak da zor. Real Madrid tabii ki favori. Ama birazcık maçın keyfini çıkartmaya bakacağız. Ben Manchester United'ın biraz zorlayabileceğini düşünüyorum. En son gördüğümüz hazırlık maçlarına göre. Ama tabii ki Real Madrid seviyesinde şimdi arkamızdaki oyunculara bakınca insanın tüyleri diken diken oluyor. Ha Pogba, diğer taraftan işte Fellaini, evet çok yeni transferler var. Mata yine önemli bir oyuncu. Ama henüz hakikaten şampiyonlar kazanan bir takım seviyesinde değil Manchester United. Ama onlar da kendi seviyelerini test edecekler. Ben Manchester United'ın bu maçlarda biraz farklı olabileceğini düşünüyorum Jose Mourinho ile birlikte. Ben Manchester tutuyorum. Peki, ben Real Madrid tutayım. Mourinho'yu bilmiyorum, hala birazcık o şeyini kaybetti gibi sanki Mourinho. Eski gücünü kaybetti gibi, onu yeniden kazanması lazım ve taktiksel anlamda bir şey yapar. Çünkü maçta da yayınladık biliyorsun. Yani Avrupa Ligi'nde çok çok da iyi futbol oynamadan finale kadar gelip kupayı kazandılar. Biraz bizi sıktılar. Umarım bu yıl farklı olur diye düşünüyorum onlar için de. Bakalım maçın sonunda yine bunları konuşacağız. Şimdi hem biz hem de seyircilerimizi Real Madrid'in antrenmanıyla baş başa bırakalım derim ben. İki takım taraftarları da zaferden emindi. Yes, first of all, good luck for tonight. What do you think about Super Cup match? It will be a very tough game for United because Real is the champion of Europe, and I think they will perform good. But Real is favorite. My favorite team is United, but I must say that Real is number one in Europe. Do you believe your team? Yes, of course, always. We never die. Manchester United for life. All right, good luck. Thank you. Enjoy it. Yeah, first of all, good luck for tonight. Yes, good luck. We will win. What do you think about the match? Tonight, very important for us. Get to see how good we are against one of the best teams in Europe. So. And we want to see Ronaldo, and want to see him come back to us. good luck for it. And Mourinho said, your players don't have experience about this stage.
Yeah, we've got a few that do, and we need to build that up. This year we're in the main cup and we will win it, so it's good. We'll be back there, yeah? Yeah, do you believe your team? Pardon? Do you believe your team? Yes, oh yes, yes, magic. It's coming very good. Jose Mourinho is a maestro. All yeah? right. Very all good. Right. Thank all you right. very much. Good luck. Save our Bosnia! Oh, yes. Yeah, first of all, good luck for tonight. Thank what you. Do you think about tonight? Yeah, we're winning this for sure. Do you believe your team? Yeah, of course I do. And Jose Mourinho doesn't have Super Cup. Do you believe that can he win the Super Cup tonight? Yeah, sure. Sure? Yeah, we believe in him. Right. We're united. Okay, good luck. Real Madrid Manchester United maçı için 2. Philip Stadyumundayız. Tabii daha karşılaşmanın başlamasına oldukça uzun bir zaman var ama biz stada geldik. Hem kendi çalışmalarımıza başladık hem de stattaki hazırlıkları takip ediyoruz. Şimdi biraz onları gösterelim sizlere. Maçın başlamasına artık 2,5 saatlik bir süre kaldı ve benim şimdi stada gitmem lazım. Sinem Ökten'le Özgür Buzbaş statta tabii ki yayınlar yaptılar ve benim de onların arasına katılmam lazım. Sonrasında da malum karşılaşmayı sizler için anlatacağım. Şimdi Real Madrid taraftarlarla beraber stada doğru yola koyuluruz. Madrid! Ve Real Madrid'in taraftarların toplandığı alandayız şu anda. Burada Real Madrid'in taraftarlar şarkılar söylediler ve sonrasında stada doğru yöneldiler ve Real Madrid'in taraftarların da maç öncesi düşüncelerini almak istiyoruz. First of all, good luck for tonight. What do you think about the match? Oh, the win for Real Madrid 3-0. 3-0. Yes. Where are you from? We are from Macedonia. Ah, you live here, huh? Yes, yes, yes. And you from love Bitola, Real Madrid? From Bitola, not from Skopje, from Bitola. Okay, good luck. Good luck for tonight. Monastiri. Good luck for tonight. Yeah, thank you very much. Thank you. La la la, Manchester! 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 Good luck for tonight. What do you think about for tonight's game? I think Real Madrid will win 2-0. The goal scorer is going to be Bale and Asensio. It's going to be a perfect game. And you know, we are the kings of Europe. We're going to win again. And there is Jose Mourinho, the other side. He talked a lot of bad things about Serbia, Ronaldo. Serbia. So we don't like him a lot. Zinedine is our hero. We win a lot of titles with him. Yeah. And you are going very well recently. Do you believe to your team for tonight? A lot. Like I believe on me, I believe in my team a lot. They are the champions of Europe. Hala Madrid! Good luck for tonight. What do you think about the match? Tonight, a strong match, but Madrid won 1-3. And there is Jose Mourinho, the other side. He's a good manager, but today is today. Zidane is the best. Zidane is the best, you say? Today, for today, yes, it's the best. I think that Mourinho is good, a good manager, but Zidane is the best. Thank you. Good luck. Good luck. Madrid, campeón.
First of all, good luck for tonight. And thank you very much. You are championship of Champions League. Well, you won Super Cup last year. Yes. What do you think about for tonight's game? Tonight, Real Madrid win. Vamos. Win, win. 2-1. 2-1. 2-1. Okay. Okay. One moment, please. The great family. Yeah, Real Madrid and Manchester United. And there is Jose Mourinho, the other side. Jose Mourinho is a great trainer, great mister, but now he's in Manchester. Yeah. And who is better, Zidane or Jose Mourinho? Now Zidane. Zidane, Zidane, Zidane. Overall. All right. Gracias. Thank you. You're welcome. Antonio Valencia. Valencia kurtardı topu. Valencia ortayı yaptı. Fella yine vurdu. Kaleci Navas. Karşılaşmanın son düdüğü çalındığında Real Madrid müzesine bir kupayı daha ekliyordu. Navas uzandı aldı. Son düdük geliyor. Real Madrid Süper Kupa'nın sahibi oluyor değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 yapmıştı. Son iki sezonda kupayı kazanmıştı Real Madrid. Süper Kupa'da da seriyi yakalamış oluyor böylelikle İspanyol temsilcisi. Burası Makedonya'nın başkenti Üsküp. Süper Kupa şampiyonu Real Madrid. Ramos kupayı aldı eline. Arkadaşlarının arasına katıldı ve kupayı havaya kaldırıyor Sergio Ramos. Real Madrid Süper Kupa şampiyonu. Oyuncuların seremonideki sevinçleri ise görülmeye değerdi. Süper Kupa'da 2-2 yapıyor değerli izleyenler. Artık bir klasik haline gelen Özgür Buzbaş, Ali Ece ikilisi 2017'nin son maçı için Hakan Çağlanoğlu'nun forma giydiği Milan ve Cengiz Ünderli Roma arasındaki maçı seçmişti. İstikamet Milano'ydu. Bu Başkaçmaz'ın bu bölümünde Milano'dayız. Aslında bir Inter-Milan, AC Milan karşılaşmasına gelebilirdik. Ama biz iki Türk oyuncunun oynadığı, iki milli takım oyuncumuzun oynamasını beklediğimiz bir karşılaşmayı seçtik. Ve Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nu, Roma'da da Cengiz Ünder'i bekleyeceğiz. Ve bu önemli karşılaşma öncesinde, yani Milan-Roma mücadelesi öncesinde de Milan'ın evine geldik. Casa Milan'dayız. Müzeyi gezeceğiz, eski anılara gideceğiz. Arkasından röportajlarımız olacak. Güzel bir İtalya turu İtalya Ligi yayıncısı olarak bizi bekliyor Ali. Sen şimdi Marco Van Basten'sin şu anda. Kabul ediyorum falan. Bu rolü, tamam. Ben de böyle işte gulit olacağım ama saçımın biraz daha uzaması, biraz daha fazla, çok daha fazla uzaması gerekecek. Diyelim o zaman başlayalım buyurun. Evet Sayın o zaman. Sayın Raykart. Ben Raykart. Raykart abi, tamam, Türkiye'ye geldi. Neler dediler adama ya valla. Buralarda var ya, şuraya bir gelse yıkılır yıkılır burası. Tabii Milan'ın efsaneleri, çok önemli isimleri var zaten. 1, 2, 3 diye sayamayacağımız var kadar var. Var Maldini diye başlarsın. Tabii aynen. Müzede hepsini göreceğiz. Hemen başlayalım turumuza ve devam edelim. Ali Ece ilk durak olan Casa Milano'da 1916 yılında hayatını kaybeden Milan kulübünün kurucusu Herbert Kırpin'le röportaj yaptı. Müzeye giriş yapıyoruz. Milan'ın müzesindeyiz ve hemen Ali'ye pas atıyorum ben de. Milan başkanıyla beraber Sayın Kırpin, bu kulübü kurduğunuz için günleri göremediniz ama olsun. size yine de tebrikler. Hatıratınızı bugün yad edeceğiz efendim. Evet, Kilpin ve 1899 kuruluş müzeye giriyoruz. En başta böyle kriket takımı olarak kuruluyor. Adamın kıyafetten de belli sanırım. Milan tarihini gerçekten de gördüğünüz gibi geçmişle geleceği çok güzel birleştirmişler. Retro fütürist anlayış. Şuraya 5 bölüme ya. Bölmüşler. Şurası ve en güzeli bak burası. Tabii bak oraya geleceğiz. Orası zaten bizimkilerin Milan'ı tutmaya başladığı zaman Türklerin. Niye? Çünkü 86'da Berlusconi geliyor. O zaman medya patronu. Ama medyanın o kadar etkili olmak da İtalya'da iktidara ortak olmak zaten. Sonra siyasi iktidarı da elde ediyor. Ondan önce bütün suksesini, başarısını Milan'la taçlandırıyor. Daha önce aldığı zaman Berlusconi alt ligde Milan. Aç bakalım. Oradan işte Gullit, Raykart, Van Basten hepsi çıkacak evet. Babalar. Baresi'ler. Bir tek şurada böyle Barış Manço eksik şurada. Ya o çok güzel. Valla Raykart, Gullit, Van Basten bak. Hadi gel. Daha sonra Milan kulübüne de gider. Özgür Buzbaş ve Ali Ece. Yıllar önce Barış Manço'nun Ruud Gullit, Marco Van Basten ve Frank Rijkaard'la röportaj yaptığı odayı ziyaret ettiler.
Şimdi öyle bir odadayız ki Milanelli'yle de bizim röportajı beklediğimiz, çıktığımız, dinlendiğimiz yer yıllar önce Barış Manço'nun röportaj yaptığı alan. Raycard'da, Glut'te, Van Basten'de ve hiç değişmemiş bir alan. Sala Camino diye geçiyor. Milanelli, evet, şömine odası ve her şey tamamen aynı. Yani bak şuradan göstereyim ben sana. Hadi. Evet. Aynı takımın 3 oyuncusu üst üste 6 kupayı kazanıyorlar. Benim üstü ikincisi üçüncüsü. Allah rahmet eylesin, nefis adamdı Barış Manço. Ve koltuklar da aynı. Arka taraftaki şömine duruyor. Allah rahmet eylesin. Burada bir piyano var. Çok güzel hakikaten. Öyle korumuşlar. Ve tek değişmeyen yeri de burasıymış. Aynı takımın 3 oyuncusu peş peşe altın top ödülünü kazanıyorlar. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak. AC Milan'ın 3 Hollandalı yıldız oyuncusu Marco van Basten birinci, Ruud Gullit ikinci, Frank Rijkaard üçüncü olarak. Ayrıca dünya televizyon tarihinde ilk defa yine böyle bir şey oluyor. Ne oluyor? 3 yıl önce aynı programda ilk defa bir araya geliyorlar. Nerede? 7'den 70'e de kadar olacak tabii. Şurada Ruud Gullit hemen yanında Marco van Basten. Burada Frank Rijkaard var. Bakın neler konuşacağız şimdi. Hello Türkiye. Merhaba Türkiye. Fine. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Evet, Milano'dayız. Milan-Roma karşılaşması için Milanesa'dayız. Milan'ın antrenman tesislerinde ve Hakan Çalhanoğlu bize ev sahipliği yapıyor gördüğünüz gibi. Az önce de takım yemeğinden çıktı. Sağ olsun bize vakit ayırdı. Takım yemeğini de kısa tuttu. Ne yedin diye sorarak mı başlayalım bilmiyorum Alina. Kesin şey, makarna. Neliydi makarna Hakan? Makarna domates soslu. Güzel. Güzel. Peki geldin buraya direkt. Almanya'da yetiştiğin için orada farklı şekilde, burada farklı mı? Çok mu fark var arada? Yemekler, antrenman, şartlar, oyuncu ilişkileri? Aynen hepsi. Şartlar... Ne gibi farklar var? Çok büyük. Yani. İtalya Serie A ile Almanya Bundesliga'da Türkiye milli takımındaki maçlara hazırlık sürecinde yemek olsun, antrenman olsun ne büyük? En büyük farklar neler? Yani şimdi futbol olarak İtalyan daha çok taktik çalışıyor. Almanya'da daha çok topla oynamayı seven bir ülke. Yemekleri hep aynı. Burada hep makarna yiyoruz. Makarnadan başka bir şey görmedim. Daha Türk yemeği doğru dürüst, daha kendim evde bile doğru dürüst Türk yemeği yemedim. Dışarıda bile, Türk sokaklarında bile arıyorum. Hani kebapçı var mı diye ama gidiyorum. Var, biz gördük. Şanlıurfa var. Kebap var. Geldik ama çok uzak olduğu için mesafe. Nerede sana tarif edemeyeceğim. Birkaç tanesine girdim baktım ama insan güvenmiyor. Çünkü hani Almanya'daki gibi veya Türkiye'deki gibi değil. Ama genel olarak çok iyi. Milan çok büyük bir kulüp. Çok da güzel ağırladılar. Mannheim'de ilk futbola başladığın zamanlar Milan çok iyiydi. Şevçenko, Kaka dönemi. O zaman Milan'da oynamanın hayalini kuruyor muydun? Ya da bu sokakta arkadaşlarınla oynarken ben şimdi Kaka'yım, Seydorf'um diye kendini canlandırıyor muydun? Tabii ki insan ister istemez canlandırıyor. Bir bakıyorsun şu an buradasın. Hatta müzeyime de gittik. Bütün tarihi zamanları gördüm. Gerçekten çok büyük bir kulüp. İnsan hayal ettiği, hayal ediyor ama gerçekten de gerçekleştiriyor yani o hayaller. Hakan, şimdi çok tabii büyük bir beklenti var. Yatırımcısı değişti Milan'ın. Sende çok önemli bir transfer oldun. Çünkü şimdi Bayer Leverkusen'de oynadığın futbolla şunu gösterdin ki orta sahada zaten dünyada bir yetenek arayışı var orta sahada. Sen orası için çıkış yapan, çok üst düzey oynayabileceğini gösteren bir oyuncu oldun ve Milan'da seni buraya birazcık da bunun için getirdi. Bu senin üzerine bir baskı yarattı mı? Kendini nasıl hissediyorsun? Mesela bir Avusturya Wien maçın vardı. İnanılmaz oynadın asistlerinle. Golün de vardı o karşılaşmada. Tepkiler nasıl seninle ilgili? Tabii ki kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü 4 ay sonra yine cezamdan dolayı bir daha büyük bir seviyede oynamak kolay değil. Kendimi çok iyi hazırlamaya çalıştım. Buraya adapte olmam için biraz zamana ihtiyacım oldu. Çünkü sonuçta Almanya'yı terk edip buraya gelmek kolay değil. Dili öğrenmek lazım. Çünkü fazlasıyla kimse İngilizce bilmiyor. O yüzden İtalya kursu da alıyorum. Yani kolay değildi benim için ilk başta ama şu an iyiyim, iyi yola gidiyorum. Avusturya-Viyana maçında iyi bir maç çıkardım. Ama sadece tek maçla olmuyor işte. Burada her zaman iyi oynamak zorundasın. Peki bu sezon 3-5-2 oynatmaya başladı Milan teknik direktörü Montella. Ve Montella, sen de orada 2 santrafor arkasında daha böyle serbest. En sevdiğin yer, en başarılı bulduğun yer kendini o mevki mi, orası mı? Ya 3-5-2, 4-3-3 çok yeni bir sistem benim için.
Ben aslında 4-2-3-1'e severim. Çünkü sonuçta forvetle oynamayı çok sevdiğim pozisyon. Forvet arkası en sevdiğim pozisyon. Daha çok serbest olup topla buluşturma, topla beni buluştukları zaman daha çok iyi hissediyorum kendimi. O yüzden biraz dediğim gibi ilk başta çok zorlandım ama alışmak zorundayım, öğrenmem lazım. Milli takımda da Lucescu'da en son maçta Hırvatistan'a karşı mesela forvet arkası oynadım Burak abiyle beraber. O benim için daha çok iyi. Hani çok sevdiğim bir pozisyon olduğu için daha çok rahat hissediyorum kendimi orada. Burada Montoya senin daha çift yönlü merkez orta saha gibi mi oynamanı istiyor? Savunmaya da eşit derecede yardım mı istiyorsun? Aynen. Daha çok sol iç oynatıyor beni. Hani 8 numara diyoruz biz o pozisyonda. Daha çok orada beni oynatıyor. Bilmiyorum, çok yeni bir pozisyon. Bir de fazla hocalara da konuşamıyorum. Temas, hani ne istediğini fazla anlamadığım için hep oyuncular bana tercüme ediyor. Biraz orada zorluk çekiyoruz ama ben de akıllı bir oyuncuyum, hani zekam var hani. Zaten bunu gösteriyorsun. Hemen olmasa Milan'da işin mi? Hemen alışmaya çalışıyorum ama dediğim gibi işte biraz zamana ihtiyacım var. Cengiz'le konuşuyor musunuz burada? Cengiz geçen zaten kampa geldik. Direkt abi komestay. Cengiz öğrenmiş. Hemen konuşmaya çalışıyor. Yok, çok sevdiğim bir kardeşim. Ara sıra konuşuyorum. Çok da yetenekli, çok da sevdiğimiz birisi. İnşallah ona daha ilerlerde göreceğiz. Ya yani karşılıklı bakıyorsun ama işte, değil mi? Şimdi Milan Roma maçı hariç. Maç hariç. Zaten bakalım ya. Yok seviniyorum gerçekten. Pazar günü buluşacağız yine. İnsan seviniyor canım. Kendi ülkesinden birisi. Mutluluk yaşıyoruz. Peki burada nerede kalıyorsun? Evimde kalıyorum şu an. Nerede böyle? Merkeze yakın. Merkeze yakın. Kendin çıkıp alışveriş falan yaptığın zaman herkesi tanıyor. Evet. Fotoğraf çektirenler, ilgi alaka. İlgi İtalya'da daha çok ya. Anladım, daha fazla. Gibi değil, değil mi? Öyle nefes aldırmazlar. Çok severler. Fazla severler değil mi? Evet. Yok, İtalya'da daha fazla ilgi gösteriyorlar. Almanya'da daha çok rahat. Burada daha farklı. İtalya Serie A TV Bu Spor'da izlenir. Beni TV Bu Spor'da izleyebilirsiniz. Bu maç kaçmaz. Dünyanın en büyük takımlarından Milan'ın soyunma odasını da ekrana taşıdılar. Şimdi Milan'ın soyunma odasına gidiyoruz. AC Milan'ın. Inter'inkini çektirmediler bize. Çünkü Milan Roma maçı için geldiğimizden dolayı Inter soyunma odası bizi almadılar. Hocam yani böyle bütün böyle stad yetkilileri, çalışanları da sürekli Inter'e karşı bir böyle dedikodu, bir kötüleme. Demin yani şey dedik diye, Lothar Matthäus dedik diye. Kardeşim biz İtalya'da Napoli'liyiz. Hiçbirinizi tanımam. Yani bizim böyle iki bu kadar rekabet olan takımımızın aynı stadyumu paylaştığını düşünemiyorum. Peki ben. Peki paylaşmıyorlar ama gördüğün gibi ya. Yani. Bugün Milan'ın kardeşim falan diye Inter çektirmediler. Gelelim Şevçenko'ların, Kaka'ların, tabii ki Maldini'nin ve Baresi'nin yıllarca maçlara hazırlandı. Maç öncesi hazırlık çok önemlidir. Soyunma odasında oyuncuların kendini çok iyi hissetmesi gerekir. Evinde gibi olması gerekir. Burası da sürekli yenilense de oradaki ruhun uzun süre ben böyle aynı kaldığını düşünüyorum. Çok büyük hocalar burada maç konuşması yaptı. Belki bakalım şu formalara. Hakan'ın da mutlaka yeri vardır burada. Ben bir tanesini biliyorum. Bu forma Donnarumma'nın. Tamam, o artık kaleci forması. Şöyle birazcık karıştırsak bize bir şey derler mi acaba? Giovanni Trapattoni de biliyorsun her iki takımı da çalıştırdı. Çok efsane bir hoca. Ve Milan'da futbol oynadı yıllarca. Yani hayatı boyunca neredeyse sadece Milan'da oynadı. Bir en son sezon hiç Varese'nin öyle bir takımda oynuyor. Daha sonra Inter'in Milan karşısında tırnak içinde işte ezildiği yıllarda Milan'ı bir alt edecek bir takım kurdu çok kısa sürede. O işte Mateuslu, Klinsmann'lı, Brehme'li takım. 3 Alman, 3 yabancı hakkım var. Öbüründe de 3 Hollandalı. Gullit, Van Basten, Rijkaard. Karşısına antitezini koymaya çalışıyor 90 biraz. 90 Dünya Kupası'nda da burada aynı. Yine böyle kıyamet koptu. Hollanda mı Almanya mı? Almanya mı Hollanda mı? Hollanda mı Almanya mı? Biliyorsun en son Rijkaard abi hatırlamak istemediğiniz bir şekilde Wölder'le olan. Evet. Lama. Tükürük durumu. Kaleci Lama'yı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bernard Lama, asıl Lama orada Rijkaard olmuştu ilk olarak. Dünya Kupası'nın oynandığı herhangi bir yer bana çok heyecanlı geliyor. Kesinlikle öyle. Güzel bir ambiyansı varmış bu, hem logonun burada olması, logoyla ilgili bir masanın burada olmuş olması, yine oturma düzenleri, formalar. Hakikaten güzel bir ambiyansa sahip. Inter'inkini de merak ettim ama herhalde bunun kırmızı mavilisi, yani çok da büyük bir farkı yok. Bence bir fark vardır. Kesin bir fark. Kesin vardır.
Bunlar birbirlerine kıskançlık, hasetten. Bunlarınki yuvarlak, bizimki dikdörtgen olsun falan değiştirmişler. Biz kapıdan en azından orayı çekmeye çalışalım, hadi gel. Yok artık denemeyelim. Adamlar bayağı fanatik, özgür. Başımıza bir şey gelmesin, çıkalım başımıza o zaman. Gelecek. Napoli çocuğuyuz oğlum biz. İkili hazır Milano'ya gelmişken İtalyanca öğrenme çalışmalarına da devam etti. Okutmazsan ceza yazarlar. Tamam, yapmayayım şimdi, nasıl böyle? Evet, atıyorsun işte. Biz erken gidiyoruz, o yüzden taraftar bulamadık ama belki yoldan bilenler olabilir. Moi Loro. Fransızca benziyor değil mi? Yok be, o Loro ne? Ö. Şu aynı Louis, Leyi. Louis, Leyi. Louis erkek, Leyi hanım. Louis yani el. Dovare, Faro. Ben şimdi seni böyle dovare, dovare mi? Ha, parlero. Parle, konuşmak parle. Aynı şey. Fransızca da aynı. Aynı. Ama öbürü şey İngilizceden geçmiş. Ridero diyor yani right. Volare. Io voglio. Hırsızlık mı volare? Hayır abi, istemek yazıyor işte. Volare, voglio. Io voglio agua. Su istiyorum. Il vol. Je veux de l'eau. Io voglio. Ya bunları boş ver. Sen şeyleri öğrendin mi şimdi böyle? Centrocampista. Centrocampista orta saha hocam. Trequarista. Centrocampista. Trequarista nedir? Trequarista. İtalyanca en önemli şeyi öğrenmemişsin arkadaşım, bu kadar çalıştın. Üçlü defans mı? Hayır be kardeşim, on numara demek ya. Trequarista. 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 Yani tamam. Üçlünün önündeki. Peki, yok mediano abi. Mediano. Orta hocam. Sağ iç, sol iç işte. Evet, içli sonunda. Kaleci nasıl deniyor ben bilmiyorum. Kısaca bufon mu diyorlar? Ne oluyor? Güzel. İkinci haftanın dev kapışması San Siro'da Milan-Roma buluşması. Pellegrini'den Dzeko'ya, Dzeko, Edin Dzeko! Muhteşem bir gol! Müthiş bir detay Roma adına. Milan ve Roma arasındaki çekişmeli mücadelenin galibi başkent ekibi oldu. 2-0 geride. Bitime 10 dakika kala Roma'nın işi daha da kolaylaştı. Hakan Çalhanoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Milan 10 kişi kaldı. Maç sonundaysa İtalya'da ülkemizi gururla temsil eden iki oyuncumuzla da röportaj yapan ikili keyifli bir Hakan, İtalya macerasına son verdi. Ama ikinci yarı sende bir şanssız bir kırmızı kart gördün ve 2-0'la kazanmış oldu Roma. Ne diyeceksin maçla ilgili öncelikle? Ya bence maça çok iyi başladık. İlk yarı baskı yaptık. Daha doğrusu tekrar oynadık diyebiliriz çünkü sonuçta bizim yanımıza hiç gelemediler. Birkaç kere geldiler ama fazla tehlikeli değildi. İkinci ara aynı hedefle başladık. Önde baskı yaptık. Bence ilk 70 dakika maç bizim elimizdeydi. Sonra iki tane boş gol yedik. İlk golden sonra zaten biraz kafamızı eğdik. O iyi değildi. Ama dediğim gibi... İkinci golden sonra da daha biraz daha geri gelmek çok zor oldu çünkü Roma iyi bir takım. Kırmızı kartı maalesef yedim. Orada aslında kendi oyuncumun toptaydı, ayağındaydı top. Ben ona bıraktım. Sonuçta top bende değildi. Defansı korumak için defansa kat ettim ama kırmızı kartı aldım. Yani yeni bir takımsınız değil mi Ali sonuçta? Ama bu maçta onu söyleyeceğim. Yeni takımsan bu maçta ilk 70 dakika özellikle Biglia ile çok iyi paslar yaptınız. Alverler ve oyunu ön tarafa doğru diğer maçlardan farklı olarak çok iyi taşıdınız. Ön tarafta çift santrafor yerine iki tane açık oyuncusuyla çizgiye oynasanız sen daha mı rahat edersin? Çünkü topu alınca hep gözün bir çizgide oluyor. Ya bugün gerçekten çok iyi bir maç oynadık. Benim... bakış açımdan yaptığımız en iyi maç bir gündü bence. Çünkü ofansif olarak çok atak yaptık. Sizin de dediğiniz gibi Lucas Villa'yla çok iyi paslaştık. Tabii kenarda stoperler var. Sağ bek sol açık olmadığı için iki tane forvetimiz var. Ama onlarla da aslında iyi anlaşıyoruz. Bugün dediğim gibi biraz şans eksikti.
Şanssızdınız. Evet, gerçekten. Biraz daha fırsatları belki iyi kullanabilirdiniz değil mi? Sen de birkaç kez şut denemesi yaptın. Rakibini ayağına çarptı. Kalabalık savunma evet. içinde hep top istedin sen de çok aynen. fazla. Aynen. Birkaç kere dediğim gibi topu sağ tarafıma aldım. Çektim ama iyi kapattılar. Daha doğrusu galiba bildiler. Cengiz. Bilmiyorum bir şey söyledi mi? Cengiz'den kopya mı aldılar diyorsun? Yok canım. Adamlar iyi defans yaptı. Dediğim gibi bugün çok... Ya dediğim gibi maalesef çok şanssızlık. Biraz zamana ihtiyacınız var ama değil mi sonuçta? Birbirinizi de tanımak için, birazcık da takım olmak için herhalde. Tabii şimdi bazen 4-3 oynuyoruz, bazen 3-5-2 oynuyoruz. Bir gün sadece ilk 11 hep yeni oyuncu oynadı. Yeni transferler oynadı. İlk defa beraber oynadık. Kolay değil ama iyi bir maç çıkardığımıza inanıyorum. Önümüzdeki maça bakmalıyız. Keyfi falan yerinde mi? İyi, az daha giriyordun değil mi tam gol atarken? Gol olması. Bir dahaki maça artık. İnşallah inşallah bir dahaki maça. Eyvallah. Görüşürüz, kendine iyi bak. Eyvallah. Söylerim söylerim. Ali, güzel bir seyahat geçirdik. Kah zorlandık. Kah istediğimizi belki bulamadık karşılaşmada ama Milano'da futbolun nabzının attığı bu şehirde ve aynı zamanda şu anda maçın çıkışında işte taraftarların, kazanan takımın taraftarlarının heyecanlarını da paylaşarak biz bu heyecanı size aktarmaya çalıştık. Burada bu baş kaçmasın bu bölümünün sonuna geliyoruz. Bir dahaki önemli bir karşılaşmada yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu maç kaçmaz. 2018'de de Avrupa'nın en güzel kentlerinde en büyük maçları takip edip izleyicileri TV Spor ekranlarında bu heyecana ortak etmeye devam edecek. Hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito lo vamos pegando poquito a poquito enseñes a mi boca tus lugares favoritos favorito favorito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Chihuahua Despacito.